Yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz hastanedeyiz, OMÜ'deyiz, tıp fakültesindeyiz. Babamı getirdik biyopsi için. Şu an içeride biyopsiye aldılar. Bir iki saat falan bekleme süremiz olacak. Biyopsi sonrasında bazı sıkıntılar olabiliyormuş. Akciğer kaçağı, hava kaçağı olabiliyormuş, işte kanlı balgam çıkarabiliyormuş. Şu an biyopside bakalım, inşallah hayırlısıyla güzel sonuçlarla çıkarız. Biyopsi sonrasında akciğer grafisi çekilecekmiş arkadaşlar. Ona göre de eğer bir sorun görülürse acile yönlendireceklermiş bizi. Bunları bilmiyorduk, şimdi bu kapıya geldiğimiz zaman öğrendik. Tedirgin bir şekilde bekliyoruz işte kapıda, inşallah hayırlısıyla alır döneriz evimize hiçbir sıkıntı olmadan, hiçbir problem yaşamadan hayırlısıyla döneriz inşallah evimize. Burada başlatmak istedim yani videoyu, bakalım evimize gidince de inşallah çekerim. Buralar ana baba günü gibi, çift maskemizi taktık, bekliyoruz. 15 dakika falan oldu babam gireli işte, inşallah hayırlısıyla hiçbir sorun yaşamadan evimize gideriz arkadaşlar. Patolojiye alınan parçayı götürdüm, bıraktım arkadaşlar. Şimdi babamın yanına gidiyorum. Babam çok kötü durumda aslında. Boncuk boncuk terlemiş. Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum dedi. Ben de şimdi patolojiye çıktım. Yanına ineceğim şimdi hemen. 2 saat müşahede altında tutacaklar. Duruma göre de eve gönderecekler veya acile gönderecekler işte. İnşallah hayırlısıyla döneriz evimize. Arkadaşlar biz acilin kapısında bekliyoruz, bakın acil servisin kapısında bekliyoruz babamı. Kırmızı alanı aldılar, müşahede altına aldılar, akciğerinde kaçak olduğu için, hafif de çok küçük de bir sönme olduğu için kırmızı alanda bekletiyorlar. Az önce doktoruyla görüştüm, doktor dedi ki çok ufak bir sönme var ama tedirgin olmanızı gerektiren bir durum değil dedi. Saat 5'e kadar müşahede altında tutacağız. Saat 5'ten sonra tekrar bir akciğer grafisi çekinip onun sonucuna göre ya taburcu edeceğiz ya da servise yatıracağız dediler ki taburcu etme olasılığımız çok daha yüksek dediler. Biz de şimdi abimle burada bekliyoruz. Saat şu an 1'i 5 geçiyor. Ben de babamın yanına girdim, izin verdiler. Kırmızı alana normalde izin vermiyorlarmış. 2 dakika girin yanına konuşun dediler. Babamla konuştum, baba dedim. Babam diyor ki şu an ağzında oksijen maskesi var. İyiyim kızım, iyiyim, rahat nefes alıyorum diyor. Dedim baba dedim, hani maske olduğu için rahat alıyorsun, hani saat 5'e kadar duramam ben burada diyor. Dedim duracaksın baba dedim, hani biz dışarıda bekliyoruz, hani eve gidip ambulansla geriye gelmesi de var bu işin dedim. O yüzden Allah izin verirse dedim, hani böyle hayırlısıyla çıkacağız baba dedim. Onu biraz teselli etmeye çalıştım. Öyle işte arkadaşlar, bugünümüz böyle geçiyor. Bakalım Allah'ım hayırlısıyla evimize gitmeyi nasip eylesin, bize de cümle hastalara da inşallah. Arkadaşlar ben size olanı biteni anlatacağım diyorum ama bir türlü kameranın karşısına geçemiyorum. Okullarda açıldı şimdi, daha bir telaş, daha bir koşturmaca. Sabah 6'da kalktım inanın. Yemeğimi dedim erkenden yapayım dedim ama saat şu an kaç biliyor musun? Saat şu an 2:10 geçiyor. 6'da kalktım, bizimkileri gönderdim. Hatta onlara piş yaparken şöyle parmağıma bile yaktım. Sabahleyin onlara kahvaltıya piş yaptım. Ali ile Caner aynı zamanda evden çıkıyorlar. Hep beraber uyandık işte, kahvaltılarını hazırladım, gönderdim. Sonra böyle televizyon izledim falan, oyalandım. Makineye çamaşır attım. Sonrasında da dedim Yeliz akşamdan değil sabah çıkardım yaprağı. Dedim Yeliz sen sarmanı yap, karışık dolmanı yap. Şöyle biber dolmasıyla, biberlerle beraber şöyle yaprak sarması. Arkadaşlar bunu şey yapacağım şimdi, azıcık da patlıcan oyacağım. Patlıcan da ekleyeceğim içine. Yemeğimi erkenden pişireyim dedim. Çünkü çocuk okuldan aç geliyor, saat 4.30 gibi, 4.25 geçe falan geliyor işte. Erkenden dedim yemeğimi yapayım çünkü ayılırım bayılırım ben saat biraz daha ilerlediğinde. Kendime güzel bir kahve de yaparım belki biraz sonra, şu yemek işini halledersem, ocağa koyarsam. Karşınıza bir türlü gelip anlatamadım olanı biteni arkadaşlar. Valla yetişemiyorum gibi oldu bu ara, evin düzenini sağlayamıyorum. Hani böyle çok da yoruldum, bir günü yatarak geçirdim zaten. Şu yemeğimi bir halledeyim, ocağa koyayım, sonra karşınıza kahvemle geleceğim inşallah. İnşallah geleceğim bakalım. Evimize geldik arkadaşlar abimle beraber. Banucuğum kahvaltı hazırladı şöyle bize. Hastanenin orada yemek istemedik. Dedik eve gidelim, evde yiyelim içelim, karnımızı doyuralım, sonrasında tekrardan babamın yanına geçeceğiz. Babamın yanında halam var şu an. Yalnız da bırakmadık, halam da dedi hani siz gidin dedi.
Ben beklerim siz gelene kadar dedi. Şimdi karnımızı bir doyuralım. Gideceğiz bakalım. Çok bunaldık ama arkadaşlar, Allah'ım kimseleri o kapılarda bırakmasın. Kırmızı alandan sarı alana aldılar çok şükür babamı. Saat 4'te tekrardan bir akciğer grafisi çekinecek ve sanırım o zaman taburcu edecekler inşallah. Bilmem kaç gün sonra videonun devamını getiriyorum arkadaşlar. Yatak odasına şöyle storumuzu açalım, camımızı açalım, bir havalansın. Babamın biyopsisini, her şeyi, yaşadığımız her şeyi anlatacağım ama önce bir kendime gelmem lazım. 2 gündür yatıyorum arkadaşlar. Çok yorulmuştum, aşırı yorgundum. Şimdi hemen hızlıca evimizi bir toplayıp şöyle camlarımı falan bir açacağım, kahvaltımı yapacağım, geleceğim karşınıza, olup biten her şeyi size anlatacağım. Evet, nihayet karşınıza gelebildim arkadaşlar. Günlerdir video çekmeye çalışıyorum, karşınıza gelmeye çalışıyorum ama bir türlü halledemedim, yapamadım. Neler olduğunu anlatamadım size. En son işte biyopside kalmıştık. Sonrasında evde ben kahvaltı sonrası anlatacağım size her şeyi falan dedim ama bir türlü kendimi toparlayamadım. Hasta falan oldum arkadaşlar. Önce babamın biyopsi gününü anlatayım. İşte izlediğiniz kadarıyla her şeyi çektim. Çekebildiğim kadarıyla işte onları çektim. Babamın kırmızı alanı aldılar. Bir anda böyle ne olduğunu, bittiğini anlayamadık arkadaşlar. Yani o kadar hızlı gelişti ki o olay, böyle şey gibi, büyük bir boşlukta gibi hissediyorsun kendini o an. Şimdi biyopsi kapısına geldiğimiz zaman anlattılar işte bize. Akciğerde kaçak olabilir, sönme olabilir, acile gönderebiliriz. 2 saat müşahede altında tutacağız falan diye o kapıya girdiğimiz zaman, o kapıya düştüğümüz zaman anladık. Sonrasında babam biyopsiden çıktı. Çıkar çıkmaz nefes alamıyorum, nefes alamıyorum demeye başladı ki zaten benim babam kan verirken bayılan bir insan. Maşallah, subhanallah iyi cesaret etti, biyopsi verdi. Keşke sonucumuz da doğru çıksaydı, yani böyle güzel alınmış bir sonuç olsaydı. Oraya da geleceğim. Babam çıktı, boncuk boncuk terlemişti arkadaşlar. Böyle alnında o kadar böyle boncuk boncuk, yüzü gözü her yeri terlemişti. İçerideki doktor arkadaş şey dedi işte, durmadı dedi, yani çok hareket etti falan dedi. Sonrasında akciğer grafisini çektik. Hafif bir hava kaçağı var, 2 saat bekleteceğiz dedi. 2 saat sonrasında tekrar akciğer grafisi çekeceğiz, bir sorun yoksa evinize göndereceğiz, eğer varsa hastaneye yatışı yapılacak dedi. Biz o zaman bir afalladık. Sonra hemen dinlenme odasına aldık babamı. Orada babam sürekli işte ben patolojiye çıktım indim, yani ben inene kadar aynen devam etmiş, hani nefes alamıyorum, nefes alamıyorum, zor nefes alıyorum. Hemen gittim ben diğer tarafa. Böyle iki kapı var arada, biyopsi odasıyla dinlenme odasının arasında iki kapı falan var. Hemen gittim diğer tarafa, söyleyeceğim nefes alamadığını söyleyeceğim. İçeriden zaten sekretere sormuştum ben, hemen gitmişler babamın yanına. Sekreter söylemiş galiba ben doktorun olduğu yere gidene kadar. Doktor hemen gitmiş babamın yanına. Tekrardan babamı aldık, sedyeyle getirdik. Biyopsinin yapıldığı odaya, orada tekrardan bir akciğer grafisi çekildi. Bizi dışarıya aldılar tabii akciğer grafisi çekilirken. Sonrasında kapıyı açtıkları zaman ben acildeki İbrahim Bey ile görüştüm dedi doktor. Acildeki İbrahim Bey'i bulacaksınız, ona gideceksiniz. Ben olayı anlattım dedi. Hani çok fazla bir kaçak yok ama tedbir amaçlı acil müdahale yapılması gerekirse orada durması gerekiyor. Hani orada beklemesi çok daha doğru dediler. Allah'ım, fakültenin içinde hiç öyle yerlere de düşmedik, bilmiyoruz da yani fakültenin hani... O kadar karışık bir yer ki aslında girdiğiniz zaman, eminim sizin yaşadığınız yerlerde de öyledir tıp fakülteleri. Babamı işte sedyeyle koştura koştura götürdük acile, orası mıydı burası mıydı derken hemen acil oraya götürdük. Apar topar kırmızı alanı aldılar babamı. Aldılar, bizi de içeriye almıyorlar. Ondan sonra işte orada bayağı bir bunaldık. Bizim Bafra'dan polis arkadaşımız var, Cengiz abi. Onunla karşılaştım orada hastayı acilin kapısında beklerken. Cengiz abi dedim böyle böyle. Hatta maskeden tanıyamadım. Dedim, seslendim yani böyle. Cengiz abi dedim, hani oysa döner dedim. Döndü baktı işte, dedim abimle babamı bekliyoruz. O da hastane polisini tanıyor ya, hani orada görev yaptığı için öncesinde. Abi dedi böyle böyle, bak içerideki işte Mustafa Güven'in... kızı dedi, hani telefon numarasını falan al, eğer bir şey olursa haberdar edersin falan dedi işte. Hemen abi içeriye gönderdi, sordu etti işte. Polis arkadaş, işte oradaki görevli polis arkadaş çıktı, aynı babam hani durumunda bir değişiklik olmadığını falan söyledi. Sonrasında böyle biraz kemküm etti. Sonrasında çıktık hastaneden, abim dedi ki bak durumu iyi değil,
polis konuşamadı bile falan dedi. Dedim abi yok öyle bir şey değil. Hani bunaltma kendini falan. Ama ben de böyle hani içim pırpır yani. Annemle konuşuyoruz. Annem işte orada dua ediyor. Abim yanımda biraz böyle ağlamaklı. Ya yanında böyle insanlar kötü durumdayken şey yapmak zorunda kalıyorsun. Metanetli durmak zorunda kalıyorsun arkadaşlar. O gün benim bir psikolojim biraz bozuldu. Metanetli durmak zorunda kalıyorsun. Ondan sonra eniştemi aradım işte görümcemin kocasını. Enişte dedim böyle 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 hani kırmızı alanı aldılar. Yeliz dedi hiç korkma gönlünü ferah tut gayet normal dedi. Hayırlısıyla çıkacak dedi. Çünkü şöyle düşün dedi yani akciğer zarına iğne girdi. Hani o zarda bir delik oluşturdu. Oradan ufak bir kaçak oluşuyor. Vücut onu kapatacak dedi. Nasıl ki kalçadan iğne vurunduğumuz zaman bir zaman böyle kanıyor sonrasında kan duruyor dedi. Aynen o şekilde akciğerde kendini toparlayacak dedi. Eğer sönme olursa da 3-4 defa böyle derin derin nefes aldırıp o akciğerdeki sönmeyi de açıyorlar dedi ki babamın akciğerinde de sönme olmuştu arkadaşlar. Sonrasında işte kapıda bekliyoruz biz arkadaşlar böyle babamı sonrasında sarı alana aldılar. Tam böyle biz eve kahvaltıya geliyorduk. Sarı alan aldılar babamı. Güvenlikten aradılar. Dediler hastanızı sarı alana alıyoruz. Yanında bir kişi durabilir dediler. Güvenlik görevlisi öyle söyledi. Hemen yola çıkmıştık geriye döndük. Babamı orada yalnız bırakmayalım diye. Halam da gelmişti sağ olsun. Halamı bırakmıştık işte yanına buraya kahvaltıya geldiğimizde. Babamı sarı alana aldığımız zaman arkadaşlar. Sarı alana aldığımız zaman mı? Hayır. Sarı alana değil. Kırmızı alandayken oldu. Yanlış olmasın. Her neyse işte. Bir tane ambulans geldi. O beni mahvetti. Bir tane ambulans geldi. Bir tane kadın böyle gözlüklü, çıtı pıtı, minnak. Yani böyle minyon bir kadın. Evladım gitti diye ambulanstan indi. Yardım edin. Hani evladım gitti diyor. Kadın başka bir şey demiyor. Hemen çocuğu böyle sedyeye indirdiler ambulanstan. Küçücük bir kız çocuğu. Kalp masajı yapıyorlar böyle. Tepesinde var 4-5 kişi. O da böyle aldılar. Hemen kırmızı alanı aldılar. Kadın böyle titriyor, kasılıyor. Yanında hiç kimsesi yok. Ay çok kötü oldum o zaman. Evladım gitti diyor. 2 dakika diyor. 2 dakika mutfağa gittim. Geldim salona geldim ki çocuğum ipte asılıydı diyor. Storun ipi çocuğun boynuna dolanmış arkadaşlar. Çocuk orada mosmor morarmış. Ağzı açılmıştı çocuğumun diyor. İp boğazını kesmişti mosmor olmuştu diyor. Ben evladımı toprağa koyamam. Allah benim de canımı alsın. Allah'ım benim de canımı al. Ben bu acıyla yaşayamam. Ben bu acıya dayanamam diye kadın. Nasıl hani ağlıyor bir ağlamıyor aslında konuşuyor hani böyle şokta büyük bir şokta anlatıyor yani ben evladımı toprağa koyamam ben çocuğumu kara toprağa koyamam ben bu acıyla yaşayamam Allah'ım benim de canımı al Allah'ım benim de canımı al yanında da hiç kimsesi yok tek başınaydı benim de elimde açılmamış bir su şişesi vardı hemen o sudan su içirdim o tutturduk bir tane formalı ya hemşireydi ya doktordu bilmiyorum onunla beraber o tutturduk. Sonrasında o gitti ben sırtını sıvazlıyorum böyle hani hiç öyle bir ana şahit olmamıştım. Sırtını sıvazlıyorum böyle hani Allah büyük Allah büyük Allah büyük hani Allah büyük. Kadın öyle işte ben bu acıya dayanamam edemem dedikçe ben işte Allah büyük Allah büyük. Teselli etmeye çalışıyorum ama mümkün değil yani böyle bir anın tesellisi olabilir mi? Bilmiyorum yani ben hani elimden geldiğince teselli etmeye çalıştım. Ondan sonra sonrasında ne oldu? Ay beynim durdu. Şey dedim. Cüzdanı telefonun yanındaydı. Aranacak birileri varsa arayalım dedim. Hani yardımcı olmak adına. Benim burada hiç kimsem yok. Ben burada gurbetteyim dedi kadın. O zaman yüreğim parçalandı. Çünkü gurbet acısını ben de biliyorum. O hastane köşelerini. Hani ben düşüklerimden dolayı hastanelerde bir başıma yaşadım. Süründüm diyeyim bir yerde tek başımaydım gurbette hiç kimse yoktu yanımda. O an aklıma geldi ama hani kıyaslanamaz bile ama hemen o anda empati yapıyorsun yani neler yaşadığını hatırlıyorsun. Öyle deyince işte ben burada yalnızım gurbetteyim ben hiç kimsem yok burada benim dedi. Eşimi aradım eşim yolda geliyor dedi. Ondan sonra işte arkadaşlar öyle polis gitti kırmızı alana gitti benim evladım öldü benim evladım diye. Şey yaptı tekrardan polis de gitti dedi evladım benim evladım gitti falan dedi. Ben o günden beri kendime gelemiyorum arkadaşlar. O kadın o çocuk beni çok çok üzdü. Çok
Ya anne olarak inanın hani babama zaten bunalmıştım. Babama ağlamadım. O kadının acısında inanın kadını içeriye aldılar. Hani kırmızı alanı aldılar. O oraya girince ben hüngür hüngür ağladım orada. Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın, vermesin. Ondan sonra işte sonrasında babamı artık taburcu ettik saat 5'te son biyopsi şey akciğer grafisine girdi. Taburcu ettiler çok şükür evimize getirdik. Allah'ım kimseleri oralarda bunaltmasın. Darda koymasın. Işığı ayarlayayım da. Sonrasında işte arkadaşlar. Babamı eve getirdik. 2 gün sonra kontrole geleceksiniz dediler. Göğüs cerrahisine kontrole geleceksiniz dediler. Kontrolünü yapmaya götürdük. Aradan 2 gün geçti. Ben ama çok yoruldum. Bu olay da benim psikolojimi çok bozdu. Hatta şey yapabilirsiniz. Yani Samsun'da Stor İp'te boğulan çocuk diye yani Stor İp kazası diye arama yaparsanız haberi oradan okuyabilirsiniz. Antalyalılarmış. Ben de sonrasında okudum. Antalyalılarmış. Ben bir peçete alıp geleyim arkadaşlar. Sonrasında Cuma günü işte Çarşamba günü biyopsiyi verdik. Cuma günü babamı kontrole götürdük göğüs cerrahisine. Hocaya götürdük. Hani gittiğimiz hocayla görüştük. O biz hastanedeyken mesaj gelmiş arkadaşlar. Biyopsi sonucunuz çıktı diye alabilirsiniz diye. Ben de görmedim. Instagram'da da aktif olduğum için fotoğraf paylaşmıştım. Oradan herhalde dedim oradan mesajlar geliyor. Eve gelince fark ettim. Hocaya gösterdik. Hoca şey dedi. Hani biyopsi sonucunuz çıktığı zaman gelirsiniz. O zaman görüşürüz dedi. Biz eve geldik, baktık çıkmış. Ben de görmemişim. Sonra tekrardan halamla beraber hastaneye gittik. Biyopsi sonucumuzu aldık. Hocaya gösterdim. 2 günde dedi nasıl çıkmış bu biyopsi dedi. Alamamışlar dedi muhtemelen. O anlam çıkıyor. Yani bu biyopsi sonucuna göre dedi. Daha öncesinde bir şey geçirmiş, enfeksiyon geçirmiş babanız dedi, bir hastalık geçirmiş, o hastalıktan bir iz kalmış akciğerinde, o görünüyor dedi. Ama size daha önce söylediğim gibi dedi, yani gerçek sonucu alabilmek için ilk gittiğimiz zaman iki aşamalı biyopsiden bahsetmişti. İlki iğneli biyopsi, eğer ondan hani istediğim şekilde sonuç alamazsam, ikinci seçenek olarak ameliyathane ortamında küçük bir kesiyle, 2 santimlik bir kesiyle girip narkoz altında. Anestezi altında küçücük üçgen bir parça alıp akciğerden bir parça alıp onu patolojiye göndermemiz gerekiyor demişti. Ama ikinci seçeneği bize tekrardan teklif etti profesör ama babam kabul etmedi çünkü biyopside çok yorulmuştu, çok bunalmıştı. Ben yaptırmam dedi, ettirmem dedi. Ben birazcık ısrar eder gibi oldum profesörün yanında. O da dedi ki hasta kabul etmiyorsa yapamayız, hasta istemedikten sonra zorlayamayız dedi. Babam kabul etmedi. Çok riskli bir durumda görmediği için profesör hani PET sonucuna göre tutulum görünmüyor demişti. Yani kanserle alakalı bir şey görünmüyor demişti. Ama emin olmak istemişti. O haliyle de bırakmak istememişti. Profesör işte hasta istemiyor, zorla yaptıramayız deyince babam da istemeyince takip edelim dedi. Kontrol altında tutalım, takip edelim dedi. 2 ay sonrasında ilaç tomografiye girecek arkadaşlar babam tekrardan. Sonra işte o gün hastane işlerini hallettik. Babamı halamla beraber orduya götürdük. Anneme bıraktık. Ben çok fazla yoruldum arkadaşlar. Böyle kronik bir hastalığım da var. Yorgunluk, uykusuzluk ve stres beni çok etkiliyor böyle. Hani vücudumda kızarıklıklar falan çıkıyor bir şeyler. Çok yorulmuştum. Çekemedim yani oraları çekemedim. Bu olay da beni çok üzdü, çok bunalttı. Hani o arkadaşın evladını kaybetmesi hiç tanımıyorum, etmiyorum. O yaşadığım an da beni çok psikolojik olarak çok olumsuz etkiledi. Çok hani her an böyle gözümün önünde o kadının hani feryatları falan. Hatta biz eve kahvaltıya geldiğimiz zaman sarı alana babamın yanına yatırmışlar o arkadaşı. Hani evladınız öldü diye işte söylenmiş. Sakinleştirici falan vermişler orada serum falan vermişler. Halam anlattı yani kadın mahvoldu buralarda dedi işte çok ağladı dedi işte ben seni okullara yazdırdım sen cennetteki okula mı gideceksin falan filan diye çok ağlamış. Çok zor yani bilmiyorum hani Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Öyle olunca ben de işte çok yoruldum biraz böyle psikolojim bozuldu. Telefonu çok elime alamadım yani arkadaşlar anlayacağınız buralara gelemedim. Çok da yoruldum, çok da bunaldım. Eşim de bana şey diyor, hani Yeliz diyor, çok yoruluyorsun. Hani YouTube'da diyor,
Acaba bıraksan mı diyor. Hani emeğinin karşılığını da alamıyorsun diyor. Instagram da var, orası da yoruyor, burası da yoruyor. Ama işte ben de bir şekilde para kazanmaya çalışıyorum. Hani aynı şey Instagram için de geçerli, burası için de geçerli. Seviyorum da buralarda olmayı, bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar, hani psikolojik olarak biraz çöküntü içindeyim. Öyle işte. Sizinle de anlatayım dedim. Hani geldim karşınıza. Paylaşayım istedim. Bazen de diyorum hani Yeliz kendini çok yormadan 10 dakikada olsun çek at. Seviyorum çünkü burada sizle beraber olmayı. Çekebildiğim kadar çekeceğim Allah nasip ederse. Ama işte kolum da birazcık hani zorlanıyor. Kolum da şişiyor böyle sürekli telefonla uğraşınca. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hani destek verirseniz, destek olursanız buralardan kopamam. Ama hani emeğimin karşılığını almadığımı da düşünürsem daha fazla bilmiyorum yani hani ne yaparım, devam eder miyim, etmez miyim? Şu an birazcık şeydeyim. Buhranlardayım. Öyle işte arkadaşlar, çok fazla uzamasın 15 dakikadır olanı biteni anlatıyorum. Sıkılmışsınızdır belki. Öyle. Rabbim cümle hastalara şifa versin. Benim babamla beraber çok şükür şu an durumu iyi. Allah'ım evladını kaybetmiş bütün insanlara, tanıdığım tanımadığım herkese sabır versin. Peygamber Efendimizin sabrından versin. Cennetinde buluşmayı nasip eylesin inşallah ki zaten evladı hani böyle ergenlik dönemine ulaşmadan evladını kaybetmiş kişiler illaki cennetinde buluşacaktır, şefaatçi olacaktır o evlat. Öyle işte Allah hani herkese sabır versin. Sevdiklerinin acısıyla sınamasın kimseyi. Öyle hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin. Nerede yaşıyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.